ekranlarına. Yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bahçe Market'e geldik. O kadar güzel bir yerdeyiz ki biz bugün. Çok enerjiyiz. Çünkü her yer yeşillik, her yer böyle mis gibi çiçeklerle dolu. Ben bugün sizler için efendim teraryum yapımını öğreneceğim. Bu da çiçekçiliğin bir alanı. Cam fanus içinde bitkiler, minyatür bahçeler. Nasıl yapıldığını çok merak ediyorum. Çok vakit kaybetmeden buyurun hemen başlayalım. Teraryum mu? Çok zevkli bir iş ama incelik istiyor Tuğba. Acaba sen yapabilecek misin? Merak ediyorum. Peki ben bu güzel yerde bugün kiminle çalışacağım? Kendisi o kadar güzel bir hanımefendi ki Miray Yılmaz, peyzaj mimarı. Hoş geldiniz efendim programımıza. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün böyle bir içimiz açıldı. Sizi görünce de... Bugün yapabilir miyim sizce ben? Yaparsın diye düşünüyorum. Çok zevkli. Evet, zevkli olduğunu biliyorum ama... Böyle çok düzenli bir iş gerektiren bir çalışma. O yüzden ben çok heyecanlıyım. O yüzden başlayalım mı bir an önce? Tamam. Malzemelerimiz hazır zaten. Evet. Sadece teraryum için öncelikle cam bir fanus seçiyoruz. Elma şeklinde. Elma. İki tane aldıktan sonra birisi yapmaya başlayalım. Evet. O zaman hadi buyurun gidelim. Anlaşılan o ki Tuğba son zamanlardaki yoğunluğun ardından bugün bizleri hem kolay hem doğal hem de dinlendirecek bir iş seçmiş. Baksanıza nasıl mutlu, nasıl sakin sevimli sunucumuz. Evet efendim, böyle tatlı mı tatlı bahçe eldivenlerimizi giydik biz Miray Hanım'la ve yapım aşamasına başlayacağız. Neyle başlayacağız öncelikli olarak? Şimdi öncelikle kabın tabanına ya çakıl taşı ya da ponza taşı koyarak hem su geldiği zaman köklerin havada kalması, havalanması ve çürümemesi için direnç sağlıyoruz. Evet. Çakıl taşlarıyla başlayabiliriz. Şöyle. Evet. Ben de ponza taşı kullanıyorum. Farklı olsun diye. Ne kadar atacağım? Şöyle tabanını kapatacak kadar. Tamam. Tabanı dolduralım. Tamam. Üstüne biraz aktif karbon, kömür olarak da biliyoruz. Kömür koyuyoruz. Bu bakterileri önlüyor, zararlıların gelmesini önlüyor. Ve toprağın daha iyi havalanması için ponzanın veya çakıl taşının üstüne bununla da bir yüzey oluşturuyoruz. Böyle bunu da elimizle serpiştirelim üstüne. Şöyle. Evet. Biraz benim elim boldur Miray Hanımcığım. Birazcık fazla kullanabilirim malzeme. Tabii kullanın. İnşaat yapan müteahhit gibisin Tuğba. Son zamanlarda çok popüler oldu teraryumlar, minyatür bahçeler. Bayağı böyle görüyorum ben çiçekçilerde. Evet, değişik çalışmalar. Hikaye yaratıyorsunuz aslında. Evet, kendi bahçenizi kendiniz yapıyorsunuz. Malum İstanbul'da yaşıyoruz. Apartmanda yaşıyorsanız, bahçeniz yoksa böyle minyatür bir bahçe yapıp kendiniz bakabilirsiniz. Tabii ki gerçek bir bahçe gibi olamaz ama hadi idareten. Sevimli mi sevimli, mini mini bahçeler Tuğba. Tıpkı kendinizin tasarladığı hikaye gibi. Şimdi bitkileri dikmeden önce toprağını hazırlamamız için bu şeyin, çakıl taşının ve kömürün üstüne torf kullanıyoruz. Torfun içinde minik beyaz perlitler var. Evet, bu bir karışım. Bitkileri dikmeden önce bununla da bir yüzeyini, toprağını oluşturmamız lazım. Onu da bol miktarda içine atalım. Tamam, şöyle. Her yeri batırdım. Aslında çok da kolay değilmiş. Yok, değil. Kolay mı sandın Tuğba? Hangi bitkiyi seçmek istersen, hangisini gözüne hoş gözüktüyse hepsi kullanabilirsin. Hepsini istiyorum. Yeterli mi? Yeter. Tamam. Aynı şekilde ben de yapıyorum. Hangisini seçsem? Onda, bunda, şundadır. Şunda, onda, bundadır. Yani birkaç tanesi büyük, birkaç tanesi küçük. Büyük seçersen olur, çok yer kaplayacak değil mi? Evet. Mantıken. Ben bunu istiyorum. Onu bir de saksıdan çıkaralım, köklerinden kurtarıp. Şöyle. Zarar vereceğim diye korkuyorum ben yine her zamanki gibi. Biraz şöyle yapıyoruz. Şöyle mi? Şöyle kenarlarından. Şöyle. Birazcık eşeliyoruz, evet. Bitkinin köklerini, toprağını hafif yumuşatıyoruz elimizle. Sonra ters çeviriyoruz. Böyle alıyoruz. Evet. Çıkardıktan sonra da mutlaka şöyle hafif hafif elinle şurada yapalım. Böyle buna gıdıklama deniyor. Bitkinin köklerini
bu şekilde içindeki topraktan birazcık kurtarmak için. Çünkü genelde bu topraklarda çok beklemiş oluyorlar. Evet. O yüzden köklerine çok zarar vermeden birazcık gıdıklama işlemi uyandırıyoruz biz onları. Evet. Yalnız Tuğba, Miray Hanım yavaşça yaparken gıdıklama işlemini sen biraz fazla yapıyorsun sanki. Dikkat et. Evet. Yeteri kadar gıdıkladık. Biraz zor olan da aslında bu şekillerde fanuslar kullanınca içinde çalışmamız da çok zor oluyor. Esas bitki kolay olmayan yeri bu zaten değil aynen mi? Aynen öyle. İçinde toprakla hareket etmek, dikmek. Burada hareket alanımız çok kısıtlı. Bir bitkinin ebatı kadar bir çukur açıyoruz şöyle tek elimizle. bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Böyle gerçekten zor iki elimi buradan İki el değil, tek el alalım. Ha, tek elimle mi? Evet, tek elimizle sokalım. Ve korktuğum şey şu ki sevgili izleyicilerimiz, Tuğba bir dikkatsizlik yapar da fanusu kırar mı? Çok güzel ya, böyle kendiniz bir şey yapıyorsunuz ya, ortaya bir şey çıkartıyorsunuz. Çok keyifli evet, bir şey. Evet, kendi tasarımını yaratıyorsun evet. Aslında. Çok güzel bir şey. Şimdi yine bunu böyle birazcık toprağına alıyorum. Evet, yine aynı şekilde gıdıklıyorsun. Kökler birazcık havalanıyor. Gayet güzel bastırabilirsin biraz daha. Benimkisi biraz dışarıda kaldı. Çok güzel oldu. Biraz cama yakın oldu. böyle kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Beni motive etmek için güzel oldu falan diye. Olmadıysa olmadı diye. Biliyorlar beni zaten seyircilerim. Biliyor yani. İçine güzel objeler de seçebilirsin. O yüzden böyle hafif bitki biraz objeyle de çok güzel görünebilir. İstersen bunu da dikebilirsin ya da yeterli diyorsan böyle kal. Yeterli. Tamam. Arkasına çok yosun. Kasmayayım ben. Taşlar, ağaç kabukları, objeler ne istersen kullanabiliriz. biraz yosunlarla arkasına ikimiz de şöyle kopararak. Teraryumda sadece canlı bitkiler değil, fanusları daha dekoratif göstermek amacıyla renkli çakıl taşları, yosunlar, minik objeler de kullanılıyor. Bu yosunlar gerçek mi? Bunlar bu tarz tasarımlarda kullanılmak için, daha yapay, suni görüntüler için kullanılıyor ama çok güzel böyle özellikle camlarda, fanuslarda güzel bir görüntü yaratıyor. Evet, bunları çok kullanıyoruz. Güzel. Evet. Bunları hiç kullanmayıp tamamen taşlarla kapatabilirdik. Veya mavi taşlar kullanarak bir deniz yapıp hikayemizde işte bir ufak yemeği evet. Bir şeyler koyup deniz yapabilirdik. Yani fon tamamen senin yaratıcılığına kalmış. Bizimkisi başlangıç seviyesi, beginner. Oradan yürüyoruz biz şu an. Evet. Şimdi ben bunlardan yeterince koydum. Biraz da ponza taşı veya şu doğal taşlarla da yapabilirsin. Hepsini onunla doldurma istersen. Birazcık boşluk bırakalım. Biri bana dur desin. Tuğba, şu kolay işi bile yaparken estetik davranmıyorsun. Şöyle nasıl gidiyorum sizce? Bir disiplinli durumum var gibi sanki ama. Gayet güzel. Çok başarılı bir öğrencisin. Pratikte gerçekten. Ben yine... Fırça vermem ister misin sana? Fırçayla biraz bitkilerini istersen oturtabilirsin arkasını kullanarak. Ha, en sonunda bununla temizliğini yapacağız camların. Mantıklı. Şu şekilde bastırıp. Ben bugün çok mutluyum. Böyle biliyorsunuz sevgili seyirciler böyle ağaçla bir şeylerle bitkilerle uğraşınca ben çok mutlu oluyorum. Bu da tam bir terapi. Size yansıyordur inşallah. Değil mi? Yansımaz mı? Elbette yansıyor. Üzerine istediğin bir obje varsa buradan seçip kullanabilirsin. Çit yapabiliriz bir bahçe görüntüsüyle. Hmm. Küçük ufak çocuklardan, adamlardan kullanabiliriz. Aa bu ben. Değil mi? Bana benziyor bu. Evet. Bence de benziyor. Hangisi? Kırmızı kıyafetli. Bu da siz. Son zamanlarda böyle kiminle bir araya gelirsem, sizinle de oldu bir yarım saat önce, evet. Arkadaşlarımla. Ya da yeni tanıştığım insanlarla normal sohbet edemiyoruz artık. Neden? Çünkü herkes şeyde şu an kolay mı sandığını acaba Tuğba ne çekse, ne yapsa, hangi mesleğin yerine geçse. Şöyle bir komik şeyler yaşıyorum. Böyle karşımda oturuyorlar. Atmak acısı oldun mu? Oldum diyorum. Köpek. Kuşlara baktın mı? Halbuki çok değişik evet. Şey yaptım diyorum, onu da yaptım. Garson oldum mu? Sürekli aklımda bir şeyler geliyor. Evet, İnsanlarla evet. Bir araya geldikçe. Oldum diyorum. Ne zaman oldun ya? Kaçırdık mı biz acaba diyorlar. Kaçırdınız diyor. O kadar mesleği nereden bulacaksına geliyor muhabbet. Canımı sıkıyorlar. Hayır bir sürü meslek var, bir sürü iş var. Ben evet. Yorulmadan, usanmadan bunu hem yapıp hem de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çok güzel At bir iş yapıyorsun. Atmak acısı da oldum.
çok güzel, çok keyifli bir iş. Bayıldım yani. Misiniz? Programı izliyorum. Çok güzel bir Hangisini program. Hangisini çok beğendiniz? En çok köpeklerin arasındaki komik sahneler. Onu bir hatırlayalım. Ana önce otur komutanım. Otur değil. Otur. Evet. Otur. Köpek eğitmeni olmak istiyorum. Evet. Arkadaş ben buraya temizlik yapmaya mı geldim yoksa köpek eğitmeni olmaya mı geldim bilmiyorum ya. Çünkü köpek sahipleri bize hep golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya. Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an? Demek sen 3 kişi ısırdın ha? Evet, o korktuğum anları izlediniz herhalde sevgili seyirciler. Tamamen doğal. Çünkü ben köpekten gerçekten çok korkuyorum. Bir de yani kafesin içinde köpekle durup onun bana bir şey yapmasını beklemek de çok kötüydü. Çok doğal bir bölüm. Ama alıştım biliyor musunuz artık köpeklere? Sokakta böyle yanından geçiyor. Ben hiç oralı olmuyorum artık. Alıştım. O köpek fobimi yendim. Evet, bu programın bir olumlu tarafı da bu. Korkularımın evet. Üzerine gidip onları yeniyorum. Ya da yapamayacağım şeyi yapmaya başlıyorum. Derken siz bayağı yol almışsınız. Biraz ağaç kabukları kullandım. Bu tamamen tasarım. Siz bahçe yapıyorsunuz. Benimki evet. Bunlarla merdiven yapılabilir. Kademe kademe bahçede bir merdiven, bir yükselti yapmak isterseniz bunu o şekilde kesin de kullanabilirsiniz. Kesin yaparım, kesin evet olur. Yani %100 olur. Biraz da şuradaki doğal taşlardan alalım. Şu da ben demiştim. Bunu nereye oturtsam acaba? Şu kütüklerin tam arkasından bize bakabilir. Tamam. Sen burada uslu uslu dur tamam mı? Ben yaptığım şeylerle konuşurum. Evde çiçekler, bitkiler çiçeklerle, çok konuşmaktan. Çiçekleri böyle yapraklarını şöyle severim ben sevgili seyirciler. Böyle yeni bir şey açtıysa. Ay sen tatlı mısın? Yeni mi açtın sen bak falan diye. Hemen ödüllendirmek için sularım. Böyle şeylerim var. Beni deli zannedenler de var. Hayır. Çok insanlardan çok şey daha iyi geliyor bu evet. Bitkiler. Onlarla aynen konuşmak. Öyle. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Suya ihtiyacı var. Benim tasarımım bitti. Çok da güzel oldu. Çok oldu güzel göründü. Şey yapayım ben bir dakika şu kahverengilerden de. Neydi tamam. Bunun adı? Ponza taşı. Ponza taşı. Tuğba ne bulduysan doldurdun fanusun içine. Bu çalışmanın neye benzeyeceğini ben de çok merak ediyorum. Yani bir şeye benzeyeceğine pek ihtimal vermiyorum aslında. Haberin olsun. Ta 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 ta. Benimkisi olmadı. Bence çok güzel görünüyor. İlk yapış için çok hoş. Ya en azından şu anda neyi nereye yerleştirmem evet, gerektiği. Kullandığımız malzemelerin ne işe yaradığı. Aynen öyle. Ve sırası hangi adımlarda hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini en azından bunları öğrendik. Sizin ikisi daha düzenli, daha zengin bir tasarım oldu. Bunu da gördüm. Benim saçım bile şurada duruyor yani. Böyle bir rezalet yok. Şurada da bir sukulentin yaprağı hafif arkada kırılmış yatıyor. Zavallı şurada. Efendim şimdi şunun da bilgisini bir paylaşalım sevgili seyircilerle. Böyle bir şeyi kendimiz evde yapmak istesek ne kadar bir maliyet olur teraryum ortalama? Tamamen kullandığınız bitki sayısına, bu cam fanusların büyüklüğüne evet. Ve malzemenin çeşitliliğine kalmış. Basit, çok basite indirgeyip eğer ufak tefek şeylerle yapmak, sıradan basit bir görüntü yaratmasını istiyorsanız 50-70 lira arası değişiyor. Tabii fiyat tasarıma göre artıyor. Tabii ki. Daha güzel bir şey yapmak isterseniz, daha dolu dolu evet. Böyle kaliteli malzeme kullanmak isterseniz fiyatı artar tabii evet. Ki. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugün. Biz çok teşekkür ederiz. Bana eşlik ettiğiniz için ve bu tatlı teraryumları birlikte yaptığımız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ya çok teşekkür ederim. Bugün kolay mı sandım programında Tuğba beni konuk etti. Çok güzeldi, çok eğlendim. Çok bir kere istekliydi. Güzel bir tasarım yaptı bence. Aslında hiçbir iş kolay değil ama Tuğba çok uğraştı. Biraz ufak tefek şeyler yaşadık ama sıkıntı yok bence. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Tam ben de Tuğba bugün hiç oynamadın demeye hazırlanıyordum ki oynamaya başladın. Eğlenmek senin ruhunda var Tuğba. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. İnşallah tekrardan yine görüşürüz. Bekleriz. İnşallah. Efendim ben bugün kolay mı sandığında teraryum yapmaya çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Bayağı bir zorlayan yanları da var. Tabii ben böyle şakalarla şeylerle oraları geçiştirdim. Siz zaten beni biliyorsunuz. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.